Korona, bir musibet bin nasihatten evladır. Bazen ülkemize veya kendi başımıza gelen bir bela, salgın hastalık, kısaca bir musibet, insana bin nasihatten daha fazla tesir eder. Daha fazla şey söyler. Anlayana pek çok mesajlar iletir. Hadiseye neticeleri itibariyle bakıldığında birçok hayra vesile olduğunu görürüz. Bütün kainat, yet-i kudretinde olan Cenab-ı Allah, Kur'an'da şöyle buyuruyor. Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Koronavirüs her ne kadar bir yandan bazılarının işini, gücünü, hayatını kaybetmesine sebep olsa da, genel olarak toplumsal hayatımızda birçok faydaya da, farkındalığa da sebep olmadı değil. Geçen gün bir sohbet sırasında iman dersi yapan hocamız, korona ve onun ilahi mesajıyla ilgili imani bakışla görülebilen farklı tespitlerini burada sizinle paylaşmak istedim. Sokaklarda içki içenler bitti. At yarışı, bahis ve benzeri kumar ve diğer pis ve haram işler azaldı. İnsanlığın vakit öldürdüğü ve her türlü dedikodunun ve gıybetin yapıldığı, boş, maleyani, afaki sözlerle vakit öldürülen kahvehaneler kapandı. Genel evler, fuhuşhaneler kapandı. Yasak aşklar, buluşmalar sona erdi. Her türlü sapıklığa, sanki gizli bir el aklınızı başınızı alın der gibi ara verdi. İsraf, bilinçsiz tüketim, gereksiz alışveriş çılgınlığı bitti. Çılgınca yapılan düğünler, yurt içini de aşarak yurt dışına aşan bekarlığa veda partileri ve sonrası alemler ve tatiller sona erdi. Su gibi içkiler içilen meyhaneler, diskolar ve genç çocuklarımızı tuzağa düşürdükleri uyuşturucu merkezleri kapatıldı. Hayat eve sığar mantığı ile evlerine kapatılan dünya insanlığı bir şeyi anladı. Dünya zenginlerinin zenginliği onları fakirlerden değerli kılmadı. Herkes Allah'ın karşısında acziyetini anladı. Bahçelerinde kuşların, kafeslere tıkılan hayvanların, sirklerde binbir eza ve cefa ile terbiye edilip oynatılan hayvanların kafeslerinde neler hissettikleri, insanlar zorunlu evlere tıkılınca daha iyi anlaşıldı. Yurt dışında Müslümanlara ve Türkiye'ye tuzak kuranlar, ülkelerindeki cesetleri toplayıp gömmekten telaş içinde artık eskisi gibi çok büyük, kibirli değiller vesaire. Cenab-ı Allah'ın emrinde olan korona, hiç düşünmez misiniz, siz hiç akıl etmez misiniz diyerek ilahi kitabında ikaz ettiği insanları daldıkları dünya meşgalesinden uyandırdı. Bütün insanları düşünmeye sevk ederek insanlığa pek çok şey öğretti. Benlik ve enaniyetli olan kibirli insanlara derslerini verdi. Dünyada pek çok marka ürün ve eşyanın aslında hiç de gerekli olmadığını gösterdi. Güneşin, gökyüzünün, toprağın, havanın, suyun, denizin ne kadar kıymetli olduğunu, bir şükür gerektirdiğini bize öğretti. Gerçek dostlarımızın, arkadaşlarımızın, uzak kaldığımız anne babalarımızın değerini anlattı. Her gün televizyonlarda şeytan aklının maksatlı olarak bize dayattığı manasız dizilerin, filmlerin, bilhassa planlı bir çalışmanın ürünü olan spor karşılaşmalarının, meşhur spor adamlarının, milyonlarca dolarla transferleri ve bunların televizyonlarda tartışılması, sanatçı adıyla bizlere dayatılan arkasında bir takım kirli güçlerin yer aldığı, ahlaka mugayir tavırlarıyla kutsal olan kadının çırılçıplak bir halde arz-ı endam ettirilerek
İnsanların ruhsal ve bedensel yıkımına yol açması yanında kadının bir meta olarak kullanıldığı programlar engellendi. Sonuç olarak Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Tövbe kapısı açıktır. İnsan hala yaşıyorsa halini düzeltebilir. Hayatın gerçek amacına uygun olarak yaşama fırsatını yeniden Bismillahirrahmanirrahim diyerek nasibi varsa başlatabilir. Dünya gelip geçecek imtihan yerinden başka bir şey değildir. Şeytan, Cenab-ı Allah'tan aldığı ruhsatla emrinde olan koronavirüsle yaşadığımız bir yıl içinde dünyada yaptıklarına baktığımızda bize tarihi bir ders vererek bir hakikati ortaya koymuştur. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltma ve bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Bitki sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çer çöp olur gider. Ahirette ise dünyadaki amele göre şiddetli bir azap vardır. Veya Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir. Hadid 20. Cenab-ı Allah hırslarımıza yenilip ahireti unuttuğumuz bu dünya hayatı için şöyle buyurmuştur. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurdu ise gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi. Ankebut 64. Rabbim bütün bu hakikatleri bilip Allah'a kul, Habibine ümmet olup haksızlık karşısında susmadan ahirette bizleri kurtaracak eserler bırakarak bu kafirlerden ve gafillerden olmayıp huzuruna varmayı, muttakilerden olmayı nasip eylesin. Amin. Vesselam.